Değerli basın mensupları, kıymetli muhtarlarımız, meclis üyesi arkadaşlarım, Ataşehir Belediyesi'nin kıymetli çalışanları, mesai arkadaşlarım ve bugün bizi burada yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediye Başkanımız, benim kıymetli abim Sayın Murat Çalık, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bugün Ataşehir'de 2 aydır hayata geçirdiğimiz, aslında okullar açıldığı ilk günden bugüne hayata geçirdiğimiz bir projemizi sizle paylaşmak istiyoruz. Ataşehir'in adil, eşitlikçi, daha yaşanabilir bir kent olması için çalışma arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Ataşehir'i sadece fiziksel olarak güzelleştirmek değil, sosyal anlamda da eşitlemek için birçok proje imza atıyoruz. Her fırsatta çocuklarımızın, gençlerimizin bizim için ne kadar değerli olduğunu ifade ederiz. Gençleri geleceğimiz olarak tanımlarız. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki gençler, çocuklar bir taraftan da bugünün hak sahipleri. Evet, onları iyi yetiştirirsek, beslenmelerine, eğitimlerine doğru katkıları sunabilirsek onların elinde memleketimiz daha da yükselecek. Ama bugün de çocuklarımız bizim paydaşlarımız, hak sahiplerimiz. Onların bugünü de çok iyi yaşamalarını istiyoruz. Refah seviyesi yüksek bir ortamda yaşamasını istiyoruz. Aday olduğum dönemde bir sloganımız vardı. Aslında çocuklar bunu istemişti. Her fırsatta Onursal abi, Onursal abi diyorlardı. Ben de çocuklar isteyecek, Onursal abileri yapacak demiştim. Sosyal medyada çok ilgi uyandırmıştı. Aslında projelerimizi de adım adım hayata geçirirken çocuklarımızın, genç kardeşlerimin istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada size beslenme desteğimizle ilgili projemizi tanıtmak istedik. Önümüzde farklı ürünler var. Hepiniz çok yakından görüyorsunuz bunları ve her pazar günü bu ürünler bir haftalık olarak Ataşehir'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın evlerine ulaşıyor. Hiçbir annemiz bugün çocuğumu okula gönderirken beslenmesine ne koyacağım diye düşünmüyor. Çünkü uzun zamandır Türkiye derin bir ekonomik krizle baş başa bırakılmış durumda. Pazar pahalılığı ortada, marketlerdeki pahalılık ortada. Bu ortamda asgari düzeyde beslenebilme şansını bulamayan milyonlarca vatandaşımız var. İstatistikleri incelediğimizde gördük ki her 3 çocuktan biri maalesef okula aç gidiyor. Kahvaltı bile yapmadan gidiyor. Ve 5 öğrenciden biri de o gün yemek yemediğini söylüyor. Yani bugün Türkiye'de gerçekten gençler, çocuklar yatağa aç giriyorlar. Biz de bu noktada neler yapabiliriz diye düşünürken Beylikdüzü Belediye Başkanımız gerçekten yaptığı projeleri ben de büyük bir gururla izliyorum, ilham alıyorum. Sayın Mehmet Murat Çalık beslenme saati diye bir kampanya başlatmıştı, bir proje başlatmıştı geçtiğimiz yıllarda. Burada da ana adımlardan biri geleceğimiz olan, bugünün sahibi olan çocuklarımızın okullarda beslenme saatlerinde çantalarının boş kalmamasını sağlamaktı. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak, bir elin verdiği diğerlerinin görmediği bir ortamda adaletli bir şekilde öğrencilerimizin beslenmelerini doldurmaktı. Beslenme çantalarını doldurmaktı. Bu noktada bize ilham kaynağı oldu. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Sadece projenin ismiyle değil, hazırlanan menüler noktasından. Bizim için öğrencilere sadece yiyecekleri bir yemeği teslim etmek değil, aynı zamanda besleyici olması, onların gelişimine pozitif katkı sunması da çok kıymetli. Bu noktada da önemli bir projeye imza atmışlar. Projeyi tanıtırken projenin asıl sahibine de teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında 413 Cumhuriyet Halk Partili Belediye'ye ilham oluyor.
Bizim beslenme paketlerimizde biliyorsunuz çocuklarımız için sandviçlerimiz var, meyvelerimiz var, çeşitli ekmeklerimiz, kuru yemiş desteğimiz, helvamız, peynirimiz var ve bunları günlük olarak annelerin beslenme çantalarına koyması ve çocuklarının besleyici ürünlerle okula gitmesini sağlamak istiyoruz. Bu projeyi başlatırken aynı zamanda aşevimizi de yenilememiz gerektiğini gördük. Bugün içinde bulunduğumuz alan Ataşehir Belediyesi'nin aşevi ve aşevimizi baştan aşağı yeniledik. Pırıl pırıl bir hal aldı. Burada ihtiyaç sahiplerimize daha çok yardım göndermek istiyoruz. Bütün Ataşehirlere artık Kurban Bayramı'nda nereye bağış yapacağım diye düşünmeyin. Ataşehir Belediyesi aşevi her şeyle hazır sizin için demek isterim. Yine özel günlerde belki bağış yapmak isteyebilirsiniz. Burada ihtiyaç sahipleri çocuklara ulaşabilirsiniz. Yakında kent lokantamızı Ataşehir'de hizmete sunuyor olacağız. Kent lokantamızın yemekleri de bu aşevinden pişip ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, aynı zamanda kent lokantasımıza misafir olan vatandaşlarımıza ulaşıyor olacak. 1700 kap yemek her gün Ataşehirli evinde yemek pişiremeyen ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaşıyor. Projelerimizi vatandaşa dokunan projeler olması noktasında her fırsatta güncelliyoruz, yeniliyoruz. Nasıl katkılar oluşturabiliriz diyoruz bu projelerimize. Bu noktada da Ataşehir'deki sosyal tesis ihtiyacını görmüştük. Ata kafelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir tanesini Amfili Park'ta açtık. Güzel geri bildirimler alıyoruz. Şimdi yenileri için planlamalar yapıyoruz. Aynı zamanda Ataşehir'in ilk restoranını da, ata restoranımızı da yine sosyal tesis olarak size hizmet edecek. Önümüzdeki ay sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Bununla birlikte Ataşehir'de komşularımızın istekleri doğrultusunda geleceği planlamak istiyoruz. Sizlerin önerileriyle katılımcı bir şekilde projelerimizi planlıyoruz. Muhtarlarımızdan geri bildirimler alıyoruz. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızdan geri bildirimler alıyoruz. Her kanaldan Ataşehirli komşularımızın bize iletmiş olduğu geri bildirimleri alıyoruz. Kent konseyimiz sık sık mahallelerde toplantılar yapıyor, mahalle meclislerini oluşturdu. Oradan geri bildirimler alıyoruz. Bu doğrultuda geleceğe yönelik projelerimizi tasarlıyoruz. Seçim döneminde vermiş olduğumuz sözleri bir bir hayata geçiriyoruz. Ben sizlere katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha güzel projeleri, Ataşehir'i eşitleyen, daha yaşanabilir yapan projeleri birlikte hayata geçiriyor olacağız. Basın mensuplarına katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Aynı zamanda da projenin sahibi değerli abim Murat Çalık'a da söz vermek isterim. Başkanım, sizin işinize küçük bir katkı daha sundum. Onu anlatarak evet. Sizi size bırakayım. Evet, evet. Komşularımız gelen ürünlerin ezilebilmiş olacaklarını söylediler. Biz de onun için böyle kaplar geliştirdik. Önümüzdeki günlerde bu kaplarla ulaştırıyor olacağız beslenmeleri evlere. Böylece hem bu kaplarda ürünlerin ezilmesini engellemiş olacağız daha güzel ulaşsın diye. Hem de aynı zamanda temel besin maddelerimizden yumurtayla ilgili de talep geldi komşularımızdan. Bu kutuların içinde 6 adet de çocuğun beslenmesine koyabilecek yumurta da olacak. Bugüne kadar 65 bin adet, 65 bin öğün beslenmeyi Ataşehirlere ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde de daha çok Ataşehirli'ye ulaşıyor olacağız. Teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Estağfurullah. Ben bir kere kıymetli başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bizim için çok özel bir projeydi. Başkanım o kadar güzel ifade etti ki aslında bir yerel yönetici ne için çalışır? Çocukların daha huzurlu ortamlarda yaşayabilmesi için çalışır. Gençlerin hayata daha umutlu bakabilmesi için çalışır. Ve kadınların da yaşadığı bölgede güvenle yaşayabilmelerini sağlamak için çalışır. Ben de
geçen 5 yılda da 3 grup için çok çalışacağımı sözünü vermiştim. Çocuklar için, gençler için ve kadınlar için. Bunu söylediğim zaman erkek arkadaşlar böyle gözümün içine baktılar. Ben de dedim ki eğer bir toplumda çocuk, genç ve kadın huzurla yaşıyorsa o erkeğin mutsuz olmasını gerektirecek bir şey yok. Mutsuzluğu kendinde arasın o zaman dedim. Dolayısıyla böyle çalışmaya da devam edeceğiz. Çok hassas işler bu işler. Biz dedik ki hiçbir çocuğun kaderi yoksulluk olamaz. Açlık hiç olamaz. Dolayısıyla biz, kıymetli başkanım az önce anlattı. Yani bir çırpıda bugüne kadar yaptığı işlerden ben de gurur duydum. Hani çok teşekkür ediyorum. Hem Ataşehir'de yaşayan komşularımız adına teşekkür ediyorum. Hem de Cumhuriyet Halk Partili bir mevkidaşınız olarak size yürekten teşekkür ediyorum başkanım. Hani hassasiyetle yapıyorsunuz yaptığınız işlerinizi. Çok kıymetli noktalara temas ediyorsunuz. Bu da belki o çocuğun gelecekte nasıl bir yönetici olacağını belirleyecek bir iştir. Yani çocuğu eğer biz çocuklarımızı fakirlikte, yoksullukta ve yoksunlukta eşitlemek değil de varlıkta eşitlememiz lazım, zenginlikte eşitlememiz lazım. Benim hep kulağımda küpedir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir anekdotunu bir kitapta okumuştum. İzmir'de vatandaşla sohbetinde diyor ki milletimiz fakirdir. Milletimizin zengin olma mecburiyeti vardır. Zengin olduğumuzda bütün toplumsal meseleleri çözeriz. Ama diyor bizde bir de kanaatkar olma meselesi vardır diyor. Kulağımıza fısıldanır kanaatkar olma. Buna şiddetle karşı çıkın diyor. Kanaatkar olmak azla yetinmek ve fakir olmak anlamına gelmez. Eğer bu düşünceyle hareket ederseniz gelişemezsiniz. Gelişemezseniz de yükselmiş topluluklar karşısında sadece uşak olursunuz diyor. Bakın sadece uşak olursunuz. Bu bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu milletin önüne koyduğu zenginlikle ilgili bir vizyon. Tabii şu an son 20-23 senesinde memleketimiz bir şekilde birileri tarafından yönetiliyor. Hükümet edenler var. Onların vizyonundan bahsetmeyeceğim. Yani bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten öğreneceğimiz çok şey var. Bu millete her şeyi öğrettim ama uşaklık yapmayı öğretemedim diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bir Rus büyükelçisinin onuruna verdiği yemekte elindeki tabakları yere düşüren o hizmetli arkadaşı yanına çağırarak yapıyor bunu. Bu bir vizyon farkıdır. Kıymetli başkanım, bu iş bizim sorumluluğumuzda değil ama maalesef sosyal devletin gereğini yerine getirmediğinizde çocuklar okula aç gidiyor. O anneler çocuğunu okula gönderirken ya hiç yoktan iyidir diye musluktan pet şişesine su koyarak çocuğuna veren annelerimiz var. O ağırlığı bir hissetmek lazım o annelerin sırtındaki o ağırlığı. Evladım aç mı tok mu? Yani okulda bayılan çocuklar, öğün atlayan çocuklar veya hayali sorulduğunda bir çocuğa buzdolabımızda daha fazla yiyecek olmasını hayal ediyorum diyen çocuklarımız var memlekette. Bunu hak etmiyor. Bu ülkenin güzel insanları bunu hak etmiyor. Kıymetli başkanımın Ataşehir'de, işte bizlerin Beylikdüzü'nde, farklı bölgelerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin bu sosyal belediyeciliğin nasıl yapılacağını ve hiç kimsenin gözüne sokmadan ben baktım başkanım çok gayet güzel beslenme çantalarınız ve beslenme paketleriniz işte bir elin verdiğini öbürünün görmediği bir model. Dolayısıyla ben bir kez daha kıymetli başkanıma hem beni nezaket gösterip davet ettiği için hem de bu güzel uygulamayı hayata geçirdiği için ve bundan sonra da yapacaklarından dolayı ben kıymetli başkanımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış hak ediyor başkanım. İlkime desteklerimiz burada da sınırlı kalmıyor başkanım. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney, özellikle siz de biraz önce vurguladınız. Evet. Temiz su gibi aslında evet. İnsan hakkı olan temiz suya ulaşamayan çocuklarımız için bir çözüm üretti. Dedi ki ben arıtma
cihazları kuracağım okullara ve böylece çocuklarımız temiz suya ulaşabilecek, temiz içme suyuna ulaşabilecek dedi. Biz de onu da hemen üzerimize aldık. Sayın Genel Başkanımızın da talimatıyla iki okulda pilot olarak gerçekleştirdik. Okul müdürlerimizin isteği doğrultusunda da bütün okullarına yaymak istiyoruz Ataşehir'in. Tabii aynı zamanda yine kırtasiye desteklerimizle, okullara vermiş olduğumuz çeşitli desteklerle de eğitim hakkını öğrencilerimizin en iyi şekilde yaşamasını istiyoruz. Daha güzel projelerle birlikte imza atacağız. Aslında çok teşekkür ederim. Çok özür dileyerek, başkanım o hani eğitim hakkı, çocuğun beslenme hakkı diyor ya, aslında bu yaptığımız iş bir sosyal yardım hizmeti değil. Çocuğun hakkı olanı çocuğa veriyoruz. Yani ben çok teşekkür ediyorum başkanım size. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.